Herkese merhaba. Bugün havaalanındayım. Şu an çok bağıramıyorum havaalanında olduğum için. San Francisco'ya uçacağım. Şöyle bir şey oldu. Gidiş biletime baktığım zaman biletin 15.000 TL'ye alındığını gördüm. 15.000 TL çok pahalı. 15.000 TL'lik uçak bileti ve hayatımda ilk defa duyuyorum. Business class uçuş inanılmaz bir tecrübe olacak bence ve bunu sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi havaalanındayım. 15.000 TL uçak bileti mi olur ya? Tabii bu kadar para verdiğiniz zaman normal havaalanının kendi içerisinde olmuyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın ayrı bir salonu var ve bu salonun içinde bir sürü şey var. Şimdi onları göstereceğim. Bu arada sesim felaket. Bir sürü şarkı klibi çektiğim için o zamanlarda ses gitti, ses diye bir şey kalmadı. Hadi gezelim. Bakın burası pide kuyruğu mesela. Bu arada yemeklerin hepsi ücretsiz. Şurada pideler dönüyor. Şurada bir internet kafe var. Burada yerlisi yabancısı herkes lol atıyor. Mesela çok golf oynamak istediniz ve nerede golf oynayacağınızı bilmiyor musunuz? Alt katta buraya gelebilirsiniz. Çılgın golf oynarsınız. Keza yine canınız araba yarışı yapmak istedi. Buradan gelip böyle çılgın arabalarınızı yarıştırabiliyorsunuz. Şurada bir sinema salonu var. Ama buraya kimse sinema salonu olarak kullanmıyor. Herkes döpçük gibi uyuyor. Bakın. Herkes bayılmış burada. Evet, uçağa biniyorum. Şurada önden uçağa bineceğiz şimdi. New York Times var mı? New York Times okumadan ben gidemiyorum da yolculuğum. Yapamıyorum. Bana özetmişsin. Wall Street Journal da olur yoksa New York Times. İkisi de var. Ha, New York Times olur insan. Teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ki. O Wall Street Journal. Tamam, bunu da alayım. Çok teşekkür ediyorum. İki tane kutu geldi. Bir tanesi bu uçakta kullanılan zımbırtılar. Bir tanesi de çok özel bir kulaklık varmış. Bunları açacağım önce. Dur, şu kulaklığı çok merak ettim. Bunu yırtıyor muyuz? Oo, güzel. Artık DJ oldum. Eğer gece kulübünüz varsa haber verin, bana gelip çalarım. Evet. Şu göz bandı. Çorap. Şu uçarken dudağınız kurursa diye dudak nemlendiricisi. Bu da el kremi. Diş fırçası var. Ayakkabı çekeceği var. Saçma. Sağda solda nerede ne var onu göstereceğim. Biraz değişik. Ben burada oturuyorum. Yanımda biri daha oturuyor. Şurada bir tane televizyon var. Bunun altında hemen bir tane böyle dolap gibi bir şey var. Şuradaki eğlence ünitesini kullanabilmek için şurada bir tane kumanda var. Burada ister oyun oynayabiliyorsunuz. Bakın joystick gibi bu aynı zamanda. Şurada kapak açılıyor. Buradan yemek pepsisini çıkartıyorsunuz. Asıl düğmeler bunlar, asıl olay bunlar. İşte bu kafa yükseltiyor, bilmem ne yapıyor. We'll be right back.
şu an tuvaletteyim. Verilen o 15 bin lira tuvalete nasıl yansımış? Biraz daha büyük. Yani normalde yarım metrekare falandı. Şimdi 1 metrekare bir tuvalet var. Bir de şey var, çiçekler var. Bir de sabunlar daha çetrefilli. Herhalde bir 2,5 saat falan uyumuşum ben. Karayip korsanları açtım ama Karayip korsanlarını görmedim bile. Löpçük gibi bayılmışım. O kadar rahat ki saçma bir şekilde. Artık inişe geçtik. Üstümü değiştireceğim. Ayakkabılarımı giyeceğim. İniyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Geldik. Amerika vatandaşıysanız şuradan geçiyorsunuz. Burada çok az insan var. Eğer Amerika vatandaşı değilseniz kolay gelsin. Evet. Bugün buradayız. Evet, ben normalde uçarken ekonomi sınıfı uçuyorum. Bu benim ilk business uçtuğum uçaktı. Normalde ekonomide uçarken boyum biraz uzun olduğu için sıkışabiliyorum. Ama kabin memurları sağ olsunlar böyle beni rahatlatmak için, yardımcı olmak için her şeyi yapıyorlar. Zaten Türk Hava Yolları da her yıl Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilerek ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bu arada bu sponsorlu bir video değil, hatta bu videoyu yaptığımdan haberleri bile yok. Türk Hava Yolları'na ve bana yardımcı olan tüm kabin memuru arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Peace. Ay 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 ay. Nasılım? Nasıl güzeldi ses? Alıyor mu? Çok saçma niye böyle bir şey yaptı? Kafayı IQ'muz düştü.